Merhaba arkadaşlar, Edebiyat 6 dersiyle birlikteyiz. Tevfik Tevfik hocamız. Hoca ile beraberiz. Tevfik hocamız Evet, aramızda. merhabalar, ben Tevfik Hoca arkadaşlar. Evet, ve de Doğu Fikret'i işleyeceğiz. Evet, Doğu Fikret'i işleyeceğiz. İyice karıştı hocam. Tabii arka evet. arkaya böyle çok fazla video çekince yaş genç olmasına rağmen hocamız bazen yoruluyor. Oruç evet, etkisi, hocam. De oruç etkisi evet, de olabilir, olabilir değil mi? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret diyelim. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın en önemli ismi abi. En önemli olmaz. ismi. Servet-i Fünun duyunca veya şöyle bir ifade Fikret kullanalım. Duyunca. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın en önemli şairi diyelim. Hı. Şairi diyelim. En önemli şairi. Servet-i Fünun döneminin en önemli şairidir. Önce Muallim Naci etkisinde kalmış. Daha sonra Rizalizade Mahmut Ekrem etkisine girmiştir. Burada bir duralım. Abi bak, bu dönemde iki koldan ilerliyor edebiyat. Bir Recaizade çizgisindekiler, bir de Muallim Naci çizgisindekiler. Recaizade... Araba sevdası olan değil mi? Ha, araba sevdası değil mi? O şeylerden görmüşsündür, fotoğraflardan, komik fotoğraflardan, videodan. Yok, ilk realist roman mıydı, ilk şey roman mıydı? Öyle bir şeyler hatırlıyorum hocam edebiyatta. Ya, bravo, evet. bravo, çok iyi. Abi bu Recaizade çizgisinde olanlar yeni edebiyat taraftarı, batı edebiyatı taraftarı. Muallim Naci çizgisinde olanlar eski edebiyat eski. Taraftarı ve divan edebiyatı taraftarı oluyor. Bak bunu şunu söyleyeyim abi. Bu dönemde herkes ne kadar şair varsa, yazar varsa önce Muallim Naci etkisinden geçer. Sonra Recaizade'ye gider. Ama Muallim Naci'nin süzgecinden geçmeyen yoktur. Hatta biraz magazin olsun şöyle bir şey söyleyeyim. Tevfikret Muallim Naci etkisindeyken Fransa'da, Londra'da bir şiir yarışmasında tevhid konulu şiir yarışması. Tevhid ne demek? Allah'ın varlığını, birliğini anlatan şiirler. Tevhid konulu şiir yarışmasında birinci oluyor. Tevfikret. Recaizade etkisine girdikten sonra Tanrı'yı sorguluyor. Anladın mı? Yeni edebiyat, eski edebiyat. Hani bu dönemde böyle oluyor. Anlaştık mı? Evet hocam. Ama herkes Muallim Naci etkisinden geçecektir, unutma. Tamamdır. Recaizade Mahmut Ekrem. Sen değil, siz unutmayın. Ben unutabilirim herhalde. Sen unut. Sen git matematiğine uğraş. Recaizade Mahmut Ekrem etkisindeyken Batı şiirine yönelmiş ve Recaizade'nin etkisiyle Servet Fünun dergisinin başına getirilmiştir. Abi, Edebiyat 6'yı sen yokken biz atacağız. Ha, şeyle işledik. At der gibi oldu hocam böyle. Şöyle yaptım. Şevval'le işledik. Şevval'e şunu söyledim. Servet Fünun dergisinin başına kimi getiriyor? Tevfik getiriyor, Recaizade Mahmut Ekrem. Bu şekilde Servet-i Fünun Edebiyatı başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın başlamasındaki en baba etken, en baba isim Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Recaizade Mahmut Ekrem Servet-i Fünun Edebiyatı'nın içerisinde bulunmamıştır. Bulunmamıştır ama arka plandaki isimdir. Anlaştık mı? Evet, şimdi alabiliriz abi. Aldım hocam ben. 1901 yılına kadar sanat içindir anlayışıyla sanat içindir anlayışıyla eserler yazmış. Şöyle koyalım. Tevfik amcam bu. Sanat içindir anlayışıyla eser yazmış. 1901'den sonra sanat toplum içindir anlayışına yönelmiştir. Anlaştık mı? Evet. Önce sanat için, sonra birden sanat sonra toplum sanat toplum için. Aslında birden sonra da değil. 1909'dan sonra. Ama bu 1901 ile 1909 arasında bir boşluğa düşüyor. Eser yazmıyor, etmiyor falan filan. 1909'dan sonra yazdıklarında sanat toplum için oluyor. Niye 1901'e kadar bu adam sanat için yapıyordu? Çünkü başta kim vardı? Hükümdar Abdülhamit. Baskıcı yönetim. Baskıcı yönetim varken sen sanat toplum için yapamazsın. Ama 1908 meşrutiyetinden sonra Abdülhamit tahttan indirildi. Artık ne oldu? Artık sanat toplum için olmaya başladı. Anlaştık mı? Evet hocam. Çok güzel. Parnasisi bakımından etkilenmiştir. Yani ahenge çok önem vermiştir. Şermin adlı, şurası çok önemli. Senin adamını şuraya alıyorum. Şermin adlı şiir kitabı haricinde sanat hayatı boyunca neyi kullanmıştır? Hiç ölçüsü kullanmamıştır. Bravo. Ne kullanmıştır? Arz ölçüsü kullanmıştır. Arz ölçüsü. Anlaştık mı? Arkadaşlar ve Doğu hocam. Özellikle arkadaşlar. Her sınavda sorudur. Her sınavda. Sorulan bu mu yoksa bu. Hangi? Ama nasıl soruyor? Nasıl soruyor? Aşağıdakilerden hangisi Tevfik'in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiir kitabıdır? Şermin. Bitti. Yani anlaştık hepsini mı? Aruz ölçüsüyle. Hepsini aruz ölçüsüyle yazıyor. Abi şuraya bir geç bak, bir cümle gelecek karşına. Bir geç abi burayı. Çünkü hece ölçüsünü çocuk ölçüsü diyerek at abi, at salla onu. Çocuk ölçüsü diyerek ne yapmış? Küçümsemiştir. Çocuk ölçüsüdür. Zaten Şermin adlı şiir kitabında neye yazıyor?
çocuklar için yazıyor. Şermin çocuk ölçüsü, çocuklar için yazdığı şiir kitabıdır. Hı hı. Diyor ki, ulan diyor, hece ölçüsü çocuk ölçüsüdür. Ben diyor hece ölçüsünü çocuklar için yazacağım şiirlerde kullanırım. Ve Şermin adında bir şiir yazıyor. O şiir kitabı yazıyor. Onun da hece ölçüsü. Evet. Hece ölçüsünü kullanıyor ve çocuklar yazıyor. Aynen dediğin gibi. Anlaştık mı? Bu adamın magazinsel hayatı da var. Hayat da biraz ilginç. Oğlu Amerika'da papaz oluyor. Bunun üzerine oğlu üzerinden gençlerine... Papaz oluyor derken tartışma martışma değil. Bildiğiniz papaz oluyor hocam. O zaman şöyle yapalım. Papaz oluyor. Papaz oluyor. Bildiğiniz Hristiyanlığa geçiyor. Din değiştiriyor vesaire. Bunun işte yarasını çok büyütüyor kendi içinde. Ne yapayım diyor. Ben diyor gençlere nasihat vereyim diyor. Ferda adlı şiirini yazıyor. Çok dikkat. Ferda adlı şiiriyle aruz ölçüsüyle yazıyor tabii ki de. Aruzla yazıyor. Çok güzel. Gençlere nasihat veriyor. Çok güzel. Bunların hepsi güzel. Ferda'nın anlamı ne? Gençlik demek. Şiirin adı da gençlik şiiri. Yani adam biraz çekiyor. Çekiyor. Mesela bu adam şeker hastalığından ölüyor. Öldükten işte bir sene sonra şeker iğnesi neydi o? Ne iğnesiydi? İnsülin iğnesini buluyorlar. İlginç bir adam. Çok genç yaşta ölüyor falan filan. Abi bu adamın roman hikayesi yoktur. Sen bu ifadeyi buraya niye yazdım? Açık lise için değil. YGS, LYS öğrencileri için yazdım. Tevfikret'le ilgili şunu yaparlar. Hangisi Tevfikret'le ilgili hangisi yanlıştır derler. İşte romanlarında ağır bir dili kullanmıştır der mesela. Hani günlük dilde fake atar. Hani fake atarlar. Halbuki adamın romanı yoktur. Roman ve hikayesi ki yazmış. Tevfikret LYS'de her sene sorulur. Bak LYS için bunu kolay kolay kullanamayız değil mi? Böyle bir ifadeyi. Hı hı. Hani her sınavda sorudur falan filan kullanamayız değil mi? Ama bak ben bu ifadeyi kullanıyorum Tevfikret için. Tevfikret LYS'de her sene soru abi. O zaman Tevfikret hem açık lisede hem de LYS'de çok önemli bir adam. Çok önemli bir adam. Evet. Geçebiliriz abi. Geçtik hocam. Büyük ihtimalle eserlerine geldik. Eserleri Rübab-ı Şikest'te. Rübab saz demek. Şikest kırmak demek. Kırık saz. Rübab'ın cevabı, sazın cevabı, Şermin artık çocuk biliyorsun. Çocuk hece ölçüsüyle yazılmış. Tek çok şiiri güzel, unutmayın. Çok güzel. Ferda gençlik. Çok güzel. Sis. Abdülhamit'i eleştirdi. Çok önemli bir şiirdir. Sis şiiri Abdülhamit'i eleştirdiği şiirdir. Önemli aslında şiir, Sis'i... Alalım buraya yazsınlar. Sis'i şöyle yazar. İstanbul'a lanetler yağdırır Sis'te. Amaç İstanbul üzerinden Abdülhamit'e lanetler yağdırmaktır. Hani şunu söyler. Sen İstanbul üzerine çöken bir sissin der Abdülhamit'e. Hmm. Anlaştık mı? Abdülhamit'i eleştirmiştir. Haluk'un defterinin içerisinde işte Ferda var. Haluk oğlu. Hmm. Oğlu için yazdığı şiirler. Oğlunun üzerinden gençlere yazdığı şiirler. Çok önemli. Şimdi bu dönemde ikinci Abdülhamit'i eleştirmek herkesin harcı. Değil, yok yani, harcı ama sonrasında dönüş yapmak herkesin harcı değil. Hanı Yağma. Bunun bir de Hanı Yağma diye bir şiir var. Abdülhamit'i eleştirdiği için kendini eleştiriyor. Bak unutma abi. O dönemde hani biraz tarihi konular olacak bunlar. O dönemde Abdülhamit'i eleştirenlerin hepsi geri adım atmıştır. Geri vites yapmıştır. Kimisi de bunlar gibi işte açık açık söylemişlerdir. Hanı Yağma şiirinde Abdülhamit'i eleştirdiği için de kendisini eleştiriyor. Hmm. Anladın mı? Onu o yüzden buraya yazdık. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yoktur hocam. Çok güzel. Arkadaşlar tamam geçebilirsin abi. Arkadaşlar Ortaköy'de Aşiyan mezarlığının üstünde Aşiyan müzesi vardır. Aşiyan müzesi Tevfikret'in evidir abi. Tevfikret'in evi. Orayı Servet-i Fünun Müzesi haline getirmişlerdir. Müthiş bir yerdir. Giriş de ücretsizdir. Tavsiyem budur ki ben her sene öğrencilerimi götürürüm. 11. sınıf öğrencilerini her sene götürürüm. 11. sınıf konularıdır bunlar çünkü. Her sene götürmüşümdür. Gidin bir görün. Çok güzel de manzarası falan vardır. Tavsiye ederim. Buyur hocam. Evet arkadaşlar. Böylelikle Tevfikret'i işledik. Arkadaşlar YouTube'da Açık Lise TV'yi yazarak sayfamıza giriş yapabilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ahmet Hoca'yı çok seviyorum diye yorum yapın. Evet, tamam mı? Yapabilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta da bizleri takip etmeyi unutmayın. Ahmet Hoca'yı sevdiğinizde muhakkak yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.